Efendisi. Özgüven. Onaylama ve doğrulama. Kendini iyi hissetmek ya da kendini iyi hissetmemek. Çasa, yerleşik gücün efendisi. Kendini ifade etmek, müzakereler. Bir hayali gerçeğe dönüştürmek için çabalamak. Ya da kendinden emin olmamak. 4 asa, mükemmel işin efendisi. Aktivite. Başarı. Ulaşmak. Memnuniyet aşaması. Kendini tatmin etme tezahürü. Durumunuz hakkında iyi hissetmek. Ation. Kendiniz için daha fazla zamana ve alana sahip olmayı ve bu süreyi sürdürmeyi istemek. 5 asa, çekişmenin efendisi. Dağılmış olmak. Aktivite. Meşgul olmak bazen. Çok fazla aktivite, çok az zaman bırakır, ancak bazen tam olarak doğru miktarda aktivite. İte. Görünüşe göre, zamanınızı veya hedeflerinizi engelleyen olayların dışında. Heyecanlanmak. Ve maceralar. 6 asa, zaferin efendisi. İstikrar. Bir hedefe ulaşıldı. Güven ve akış. Kişinin yüksek benliği ile. Doğa derinliği veya herhangi bir konsantrasyon şekli. Asaların 7'si, cesaret doğurdu. Yavaşla. Meydan okumak. Korku. Bir yardım duygusu. Huzursuzluk veya umutsuzluk. Fiziksel gerçekliğe veya hayatta kalmaya atılmak ve sahip olmak. Sezgi yerine içgüdüye güvenmek. Zorlukların ortasında eylemsizlik. Önce şeyleri kontrol ediyorum. Asaların 8'i, çabukluğun efendisi. İleri şarje. Gecikmenin sonu. Genişleyen. Senin ufukların. Aktiviteler ve enerji açığa çıkıyor. Neredeyse orada olmak. Aşık olma. Ya da aşık olmak. 9 asa, büyük gücün efendisi. Sebat. Orada asılı. Elde etme. Kendi algılarınıza güven ve bilgi birikimi ve onlarla rahat olmak. Değişim beklentisi. Hastalıktan kurtarma. Sağlık. 10 değnek, baskının efendisi. Enerji aşırı. Sorumluluklar ve du. Bağlar. Ateş, tutku, sezgi dolu olmak. İç dönüşüm. Yaşam sevinci. Sa insanları bilinçsizi dışlayacak kadar bilinçli hayatta kalmayı seçerse. Sezgileri nedeniyle kendilerini aşırı fiziksel sorumluluk yükü altında bulabilirler. Farkında olmadan üzerlerine getirdikleri yetenekler veya sıkıcı düzenlenmiş rutin. Benlikler asalar, özgürlüğü veya bağları ortadan kaldıran hiçbir şeyle rahat değildir. Aşırı derecede düşürürler. Öte yandan, asalar sezgileriyle uçmuşsa, asaların onluğu zengin tatmin edici bir deneyimdir. Aşk bardakları, kupası, suyun güçlerinin kökü, gücü kanalize eder. Emilim ve asimilasyon içten yükselen duygular veya aşk. Hissediyorum yeni duygu başlangıcı, kavramlar veya duygular. Bir düzende, diğer iyi etkilerin geliştirilmesi veya hafifletici. Kötü olanlar üzerinde kapı gücü. Aşık olmak. Yaz, 0 yengeç, 21 Haziran. Doğu. 2 kupa, aşkın efendisi. İç huzur aşk. Bir ilişki iyileştirici bir birliktelik. Karşıtlar. Kendi aşkının bilgisiyle yaralanmak. Bir nişan. A. Romantik. Bir evlilik. 3 kupa, bereketin efendisi. Duyguları deneyimlemek. Genişletilmiş duygular. Dostluk, lütuf ya da bir ilişkiden emin olmamak. 4 of cups, harmanlanmış zevkin efendisi. Almak zevk ve başarı ile karışık. Hafif rahatsızlık, can sıkıntısı. Bir ilişkiyi bırakmaya hazır olmamak. Belki olmak. Biraz sıkılmış ama hissetme özellikleri dezavantajlara ağır basıyor. 5 kupa, zevk kaybının efendisi. Duygu değişiklikleri. Demonte hissetmek. Hayal kırıklığı. Üzüntü. Bir ilişkiyi bitirmek veya yeni bir ilişkiye girmek ve belki de mevcut bir aşamada daha tatmin edici bir aşama. 6 kupa, zevkin efendisi. Uyum. Fisişik enervinin doğal akışı. Algı. İyilik hali, duyguların inceliği ve çevredeki koşulların anlaşılması. TR. Verilen ve alınana göre ileri geri akan enerji. Tüm ışık herkese gider. Karanlık, tüm karanlık tüm ışığa gider, yarı karanlık yarı ışığa gider ve tekrar geri döner. Asaların 7'si, cesaret doğurdu. Yavaşla. Meydan okumak. Korku. Çaresizlik veya umutsuzluk duygusu. Fiziksel gerçekliğe veya hayatta kalmaya atılmak ve sezgi yerine içgüdüye güvenmek zorunda kalmak. Zorlukların ortasında eylemsizlik. Önce şeyleri kontrol ediyorum. Asaların 8'i, çabukluğun efendisi. İleri şarje. Gecikmenin sonu. Genişleyen. Senin ufukların. Aktiviteler ve enerji açığa çıkıyor. Neredeyse orada olmak. Aşık olma. Ya da aşık olmak. 9 asa, büyük gücün efendisi. Sebat. Orada asılı. Elde etme.
kendi algılarınıza güven ve bilgi birikimi ve onlarla rahat olmak. Değişim beklentisi. Hastalıktan kurtarma. Sağlık. 10 değnek, baskının efendisi. Enerji aşırı. Sorumluluklar ve du. Bağlar. Ateş, tutku, sezgi dolu olmak. İç dönüşüm. Yaşam sevinci. Sa insanları bilinçsizi dışlayacak kadar bilinçli hayatta kalmayı seçerse. Sezgileri nedeniyle kendilerini aşırı fiziksel sorumluluk yükü altında bulabilirler. Farkında olmadan üzerlerine getirdikleri yetenekler veya sıkıcı düzenlenmiş rutin. Benlikler asalar, özgürlüğü veya bağları ortadan kaldıran hiçbir şeyle rahat değildir. Aşırı derecede düşürürler. Öte yandan, asalar sezgileriyle uçmuşsa, asaların 10'u zengin tatmin edici bir deneyimdir. Aşk bardakları kupa ası, suyun güçlerinin kökü. Gücü kanalize eder. Emilim ve asimilasyon içten yükselen duygular veya aşk. Hissediyorum yeni duygu başlangıcı. Kavramlar veya duygular. Bir düzende, diğer iyi etkilerin geliştirilmesi veya hafifletici. Kötü olanlar üzerinde kapı gücü. Aşık olmak. Yaz, 0 yengeç, 21 Haziran. Doğu, 2 kupa, aşkın efendisi. İç huzur aşk. Bir ilişki iyileştirici bir birliktelik. Karşıtlar. Kendi aşkının bilgisiyle yaralanmak. Bir nişan. A. Romantik. Bir evlilik. 3 kupa, bereketin efendisi. Duyguları deneyimlemek. Genişletilmiş duygular. Dostluk. Lütuf. Ya da bir ilişkiden emin olmamak. 4 of cups, harmanlanmış zevkin efendisi. Almak zevk ve başarı ile karışık. Hafif rahatsızlık can sıkıntısı. Bir ilişkiyi bırakmaya hazır olmamak. Belki olmak. Biraz sıkılmış ama hissetme özellikleri dezavantajlara ağır basıyor. 5 kupa, zevk kaybının efendisi. Duygu değişiklikleri. Demonte hissetmek. Hayal kırıklığı. Üzüntü. Bir ilişkiyi bitirmek veya yeni bir ilişkiye girmek ve belki de mevcut bir aşamada daha tatmin edici bir aşama. 6 kupa, zevkin efendisi. Uyum. Fisişik enervinin doğal akışı. Algı. İyilik hali duyguların inceliği ve çevredeki koşulların anlaşılması. TR. Verilen ve alınana göre ileri geri akan enerji. Tüm ışık herkese gider. Karanlık, tüm karanlık tüm ışığa gider, yarı karanlık yarı ışığa gider ve tekrar geri döner. Işık ne kadar parlaksa, gölge o kadar koyu olur. Kupaların yedisi, hayali başarının efendisi. Seçim kartı. Bir seçim yapmak zorunda kalacak. Yapılacak. Mistik bir vizyon veya deneyim. Ölçüsüzlük, yetersizlik, belki. Geçici, duygu ve hayal gücünü birleştirmek için. Ya da rakipleri bir araya getirmeye hazırlanıyor. Dışta birleşmeden önce içteki siteler. Kupaların 8, iyi, terk edilmiş başarının efendisi. Bilineni bilinmeyen için geride bırakmak. Bilinen. Hareketinizi bir araya getirmek. Duygu alanlarında yön almak. Pro. Yeni ve farklı veya bir şekilde sevgilere veya duygulara doğru ilerlemek. Değişti. 9 kupa, maddi mutluluğun efendisi. Dileklerin yerine getirilmesi kartı ne zaman? Bir düzende belirirse, bir dilek yerine getirilecektir. Kişinin özlediğini almak. Genellikle mutlu bir kart. 10 kupa, mükemmel başarının efendisi. Duygu dolu olmak. Minnettar olmak. Kapasitenin üzerinde veya ötesinde memnun olmak. Belki birisi seni seviyor ve ilgileniyor. Size sorgulanamaz ve kalıcı güvenlik sağlar. Herhangi bir duyguyla dolu olmak. Kılıçlar. Kılıç ası, hava güçlerinin kökü. Gücü değiştirir. Genişleme ve kutlama. Değişim içeriden yükseliyor. Bence yeni bilgilerin başlangıcı. Veya bir sorun. Bu en paradoksal karttır ve büyük ölçüde duruma bağlıdır. İlgili kişi. Bu bir kutlama kartı veya ciddi sonuçları olan bir kart olabilir. Kart nasıl yorumlanırsa yorumlansın, bir değişim kartıdır. Bir yapı. Çok geçmeden genişlemesi veya patlaması gereken bilinç dışında yer almıştır. Bilinçli sonbahar, 0 terazi, 23 Eylül. Batı. 2 kılıç, barışın efendisi yenilendi. Kabul. Anlaşma. Akıl. Belki geçici olarak, doğal hareket tarzıyla veya yürekle uyuşur. 2 karşıt güç, dengeyi sağlamak için birbirini karşı karşıya getirir. Seçmemek. Çünkü birini seçmek diğerini kaybetmek anlamına gelir. İkisini de seçme, tatmin edici bir sonuca ulaşan orta veya üçüncü alternatif. Denge. Kılıçların 3'ü, kederin efendisi. Karar. Zihinsel çekişme biri mecbur kaldığında. 2 veya daha fazla olası seçenek arasında zihinsel bir seçim yapın ve zihin ister. Bir seçim yapmak ama kalp diğer seçimi yapmak istiyor. Bu durumda, önemli olan akıl katılmasa da yürekle gitmek.
Kılıçların 4'ü, çekişmeden dinlenmenin efendisi. Dinlenme ve iyileşme. Bazen bu kart, zihinsel gerginliğe neden olan zihinsel veya diğer çekişmelerden bir dinlenmedir. Bu olabilir. Kişiyi dinlenmeye ve iyileşmeye zorlayan hastalığı ifade eder. Kişi ne yaşarsa yaşasın, bazen en beklenmedik durumlarda bir tür zihinsel istikrar getirecektir. Beklenen şekilde ve en az beklendiği zaman, akıl kontrolünden vazgeçer. 5 Kılıç, yenilginin efendisi. Zihinsel kargaşa değişen bakış açılarıyla ilgili sorunlar. Kaçınılmaz olanı kabul etme ihtiyacı. Önceden olduğunu düşündüğünüz şeyi değiştirme ihtiyacı. Kesinlikle doğru ya da büyük bir zihinsel aktivite ve egzersiz zamanı. Kılıçların 6'sı, kazanılmış başarının efendisi. Denge, genel bakış, kasanın gücü, bir dünyadan diğerine geçiş, zihin kendini izliyor, tam gelişme, bilinç, büyük zihinsel istikrar, seyahat, bir gezi veya yolculuk. Kılıçların 7'si, istikrarsız çabaların efendisi. Yüzleşmekten kaçınmak, etrafta gizlice dolaşmak, yarar, zihin henüz ifade edemediği bilgileri alıyor olabilir. Dışarısı, yeni planlar ve hazırlıklar yapılıyor ama henüz net değil. Nasıl tamamlanacağı görüldü. Akıl, akıl ile illüzyon arasında karıştırılır. Siyon, kılıçların 8'i, kısaltılmış kuvvetin efendisi. Müdahale, akıl saf hale gelir. Bireysel sebep, bir ışık doğar. Babil Sesli Kütüphane, daha fazla içerik görmek ister misiniz? Babil Sesli Kütüphane'ye abone olarak ve beğendiğiniz içeriklere yorum yaparak bize destek olabilirsiniz.